Siz yeni bir siyasetçi değilsiniz. Evet. Dolayısıyla partinin yeni olmasıyla siyasetçinin yeni olması arasında bir fark var. Tabii. Siz Türkiye'deki milliyetçilik açısından, milliyetçi söylem açısından uzun yıllar akademik kanaat önderliği de yaptığınız için hem siyasetin doğrudan içinde hem de dışında gözlem yaptınız. Bunun ikisini de göz önünde bulundurarak sorular soracağım. Önce şunu söylemek istiyorum. Bir siyasi partinin toplumda karşılık bulabilmesi için siyasi yelpazede bir gedik olması gerekir ve oraya talip olması, oraya oturması gerekir. Evet. Siyaset biliminde bu böyle tarif edilir. Mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin lideri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Meral Akşener'in işte başında olduğu İyi Parti'nin, Sayın Destici'nin bulunduğu Büyük Birlik Partisi'nin sizinle benzer tabanda olmasına rağmen sizin Zafer Partisi'ni kurmanızın haklı bir gerekçesi var mı? Yoksa kişisel bir ihtirastan mı oluyor bu? Tabii haklı bir gerekçesi olup olmadığını seçmen belirler netice itibariyle. Ancak Zafer Partisi'nin ortaya koymuş olduğu politik çizginin ne olduğuna bakalım önce. Biz Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğini vurguluyoruz. Genel ideolojik çerçevemiz, fikri çerçevemiz bu oluşturuyor. Ondan sonra Türkiye'nin problem tanımını yapıyoruz ve Türkiye'de 4 tane ana kriz gördüğümüzü söylüyoruz. Bunlardan birisi devlet krizi, yani bir tek adam rejimi kurulmuş durumda. İkincisi milli birlik krizi. Türk toplumu çok ayrışmış, parçalanmış, hatta düşmanlaştırılıyor. Üçüncüsü çok ağır bir ekonomik kriz. Ve dördüncüsü de son 10 senede dünyanın en fazla sığınmacısının, kaçağının geldiği ve nüfusun %10'una yakın bir nüfusun artık kaçaklardan oluştuğu, sığınmacılardan oluştuğu, milletin 90 milyar dolarının bu insanlara bakmak için harcandığı bir Türkiye'deyiz. Şimdi bu son andığım problem Türkiye'nin geleceğini karartacak bir problem. Sadece bugününü etkilemiyor. Ona özel bir parantez yapalım mı? Bir farkı söylediniz de onun için anlatıyorum. Ha tamam, çünkü orada onunla ilgili size çok soracağım. İkisi, bunun üzerinden önce izah edelim. Türk halkının da %85'i sığınmacılar, kaçaklar gitsin diyor. Ben bunun diyor daha fazla bedelini ödemek istemiyorum diyor. Ben diyor kendimi ülkemde ikinci sınıf hissediyorum diyor. Metroda diyor bindiğim zaman Türkiye'de olmadığımı düşünüyorum ve tehdit algılıyorum diyor. Karımı diyor sokakta çıkartıp yürütemiyorum diyor. Kız çocuğum eve geç kaldığında acaba başına bir şey mi geldi diyorum diyor. Oğlum diyor kavga etmesin diye korkuyorum diyor. Kentimin diyor nüfus dengesi değişiyor, azınlığa düşüyorum. Kendi mahallemde azınlıktayım diyor. Evet. Yani Türk halkı bu konuda çok ağır şikayetçi. Şimdi ne olması gerekir? Tamam, iktidarın politikası belli. Erdoğan dedi ki ben bunları burada tutuyorum. Yollamıyorum. Zaten 2018-2023 uyum eylem planı var İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı. Ve vatandaşlık veriyorlar Suriyelilere şakır şakır. 900 bin tanesine verdiler. 100 binin üzerinde bekleyen var. Seçimlere kadar da vermeye devam edecekler. Ama öbür tarafta da bir muhalefet var. Halktan da böyle bir talep var. Ve bu muhalefet partileri ve bunun içerisinde İyi Parti de dahil olmak üzere ağızlarını açıp ya Türk halkı ülkesinin örtülü şekilde istila edilmesini istemiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Bu insanlar gitsin demiyor. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Sizin dediğinize benzer bir şey söyledi. Yani gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini sağlayacağız dedi. Tamam. Sayın Kılıçdaroğlu birçok konuda olduğu gibi bu konuda da saray rejiminin en iyi payandalığını yapan siyasetçilerden neden bir tanesi. Ona karşı direniyor. Bakın, hayır, direnmiyor. 2020 yılının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bu konuda bir çalıştay yaptı. Birçok uzmanı çağırdılar. Ben de İYİ Parti'nin milletvekiliydim o zaman. Hani Türkiye'de konuyla ilgili en erken çalışmaya başlamış akademik olarak. 3 tane kitap yazmış. Onlarca makale yazmış. Yüzlerce saat konuşmuş. Çalıştaylar düzenlemiş. Siyasette de bu konuyu en etkili şekilde temsil eden kişi
Ben de davet ederler herhalde dedim. Beni de davet etmediler. Tamam, güzel ama merak ettim ne çıktı ortaya. 150 sayfalık bir rapor çıktı. Bir genel başkan yardımcısı, 12 tane milletvekili, 13 tane meclisten danışman birlikte yazmışlar. Ön sözünü de Kemal Kılıçdaroğlu yazmış. Ne diyor bu raporda? Diyor ki, biz Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız. Hı hı. Erdoğan'ın şimdi bu insanlara verdiği ve AKP'nin rülfesi gibi görülen şeyleri onların anayasal hakkı haline getireceğiz. Suriyelileri burada tutacağız. Şimdi ben sorularımı soracağım. Şimdi. Sizi dinleyeyim. Sonra Zafer Partisi kuruldu. Türk halkının bu konudaki talebini siyasete taşıdı. Kılıçdaroğlu dedi ki biz de dedi 2 sene içerisinde yollayacağız. Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir bilgi notu geldi. Bu konuları bilen birisi. Şam'la da güçlü bağlantıları olan birisi yazdı bu bilgi notunu. 2 sene hazırlık gerekir dedi bilgi notunda. Kılıçdaroğlu bilgi notunu iyi okumadığı için o 2 sene hazırlığı 2 senede yollarız diye kamuoyuna taşıdı. 0 hazırlık. Hiçbir hazırlıkları yok. Ama sonra dedi ki gönüllü gidecekler. Peki bir dakika. Soruyu sordunuz cevabını vereyim. Ama burada bir dakika. soruları size sormam lazım. Ama ben bitireyim cevabımı. Tamam. Peki gönüllü giderler mi? Hayır, gönüllü gitmezler. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ile bizi orta çağ kafalı olmakla, yabancı düşmanı olmakla suçlayan İyi Parti ile sarayla aramızdaki fark, bütün diğer partilerle, gelecekle, DEVA ile Türk milletinin iradesini temsil eden tek parti Zafer Partisi ve biz diyoruz ki hepsi gidecek, gerekirse zorla. Şimdi o zaman gelelim. Bir kere uluslararası hukuk var, uluslararası hukuk kuralları var ve aynı zamanda da toplumların sosyolojik ve küresel ölçekteki dengeleri var. Şimdi göçmen ayrı bir tarif, sığınmacı ayrı bir tarif. Siz 12 Eylül'de Türkiye'de darbe yapıldığında bu ülkede bir sosyalist olarak yaşayamadığınız zaman dünyanın başka bir ülkesine gitmek zorunda kalabilirdiniz ve size sığınmacı ya da siyasal göçmen olarak bakarlardı, bakarlar hala ve oraya gittiğinizde bir yaşam kurduktan sonra dönmek istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bir zaruret söz konusudur ve uluslararası hukuk gereği koruma altındasınız. Ya da bir insan okul okumak için buraya gelmiş olabilir. Burada başarılı olmuş olabilir. Siz akademisyensiniz. Ve başarılı olduktan sonra burada bir kariyer yapmış. Çoluğu çocuğu olmuş olabilir. Yerleşebilir. Ama bir de üçüncü durum var. Siz insanların gelmesine sebep olmuş olabilirsiniz. Ülkelerini başına yakmış olabilirsiniz. Sizin bir konuşmanızı dinledim. Orada arkadaşımız size doğru cevap verememiş.